Bunu iç bakalım. Hiç üzülme güzel kızım. Çok yakında iyileşeceksin. Ama benim hemen denize dönmem gerek. Ayrıca ayaklarım yok. Burada nasıl kalırım böyle hapis gibi? Bir dakika. Ne kadar güzel değil mi? Çok. Durun bakalım. Onu ben yakaladım. Evet. Onun canını yaktığın için kendinden utanmalısın. Onu yakalamasaydım burada olmazdı değil mi? Sersem, tut bakayım şunu. Benimle onun arasında garip bir çekim var. Bunu hissediyorum. Keşke bir oyuncak olsaydı. Onun yanında sonsuza kadar kalırdım. Ne istese yapardım. Senin gibi sıradan bir korsanı ne yapsın? Al şunu bakayım. Eminim benim gibi yakışıklı, esprili ve zeki erkeklerden hoşlanıyordur. Tamam. Buradan ayrılana kadar geçici bir çözüm buldum sanırım. Nedir? İşte bu. Buna inanamıyorum. Yürüyorum. Bu bir mucize. Hayır canım, sadece ufak bir sihir. Bu harika. Çok mutluyum. Ne güzel. Şu hale bak. İstediğime kavuşabilmek için bu iğrenç ayaklara bile katlanmak zorunda kalıyorum. Neyse. Şimdilik yapacağımı kimseye belli etmemem gerek. İşler istediğim gibi giderse burası benim için harika bir kaynak olacak. Bu şaşkın oyuncakların hepsini deniz altında inşa edeceğim sarayımda çalıştırmak için köle olarak kullanacağım. Samara, konuşacağım. Deniz kızı Samara. Önce ben konuşacağım. Efendim, ne oldu? Bir dakika izin verir misin? Onunla önce ben konuşmak istiyorum. Hayır, önce ben geldim. Bu bir şey ifade etmez. Çekil şöyle kenara. Samara, bak senin için resim yaptım. Bu senin resmin. O da bir şey mi? Ben senin için beste yaptım Samara. Denizden gelen güzel kız, aklımı aldın başımdan. Gitme hiç yanımdan, bir makas ver yanakta. Ne güzel bir şarkı, çok beğendim. Bak Samara, senin için mavi ormandan tüm tehlikeleri göze alarak bu çiçekleri topladım. Burnuma çiçek tozu kaçtı da. Hadi gel seninle deniz kıyısına gidip biraz deniz havası alalım. Senin yüzünden gitti, gördün mü? Senin yüzünden. Al ne yaparsan yap. Sersem oyuncaklar. Benim şeytani zekamla başa çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz ha? Onu sadece ben etkileyebilirim. Ayrıca saçma sapan hediyelerle etkileyebileceğiniz bir kız değil o. Çok farklı ve özel biri. Bu iksiri içince bana hayran olacak. Gözü benden başka hiçbir şeyi görmeyecek. Öbür aptallar da avucunu yalayacak. Güzel. Çok güzel. İyi geliyor. Ama hala tam olarak yürümeye alışamadım. Ne diyorum biliyor musun Samara? Hiç gitmesen, bizimle burada beraber yaşasan. Gerçekten bunu istiyor musun? Çok. Belli olmaz. Belki de kalabilirim. Nasılsa burada da deniz var. Ama biraz da size bağlı. Nasıl yani? İşin aslı, başım biraz belada. Bana söyleyebilirsin. Senin için her şeyi yapabilirim. Aslında ben zaten buraya, yani oyuncaklar dünyasına geliyordum. O sersemin beni oltayla yakalaması tesadüf oldu. Demek burayı önceden biliyordun. İyi ama neden buraya geliyordun? Halkımı çektiği sıkıntıdan kurtaracak bir şey bulmaya geliyordum. Aradığın nedir peki?
Yıllar önce çalınan bir inci. O çalındığından beri deniz altında büyük acılar çekiyor halkım. Onun burada olduğunu biliyorum. İnci mi? Ama burada hiç inci görmedik ki biz. Şimdi bana gerçeği söyle. Kulina inciyi nerede sattı? Bilmiyorum. Ben hiç inci görmedim. Emin misin? Kesinlikle. Bana ne oldu Samara? Bir şey yok canım. Sanırım güneşten gözlerin kamaştı. Hadi bana yiyecek bir şeyler getir. Çok acıktım. Mavi ormandan meyve toplayabilirim. Aha, harika. Bu sersemin incinin yerini bilmemesine hiç şaşırmadım. Tahmin ettiğim gibi Kulina onu çok özel bir yerde saklıyor olmalı. Ama ne olursa olsun o inciyi bulup bu salakları kölen mi yapacağım? Sersem oyuncaklar. Hepiniz avucunuzu yalayın. Bu iksir sayesinde Samara bana aşık olacak. Çatlayın da patlayın. Güzel. Deniz kızı. Deniz kızı. Deniz kızı. Sevgili deniz kızı. Ben de seni arıyordum. Sana kendimi affettirmek için bir iksir hazırladım. Biliyorsun başına gelenler benim yüzümden oldu. Bu iksiri içtikten sonra acıların azalacak. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Sahi mi? Ne kadar iyisin. Öyleyimdir. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun? Ama ben senden daha akıllıyım. Böyle numaraları yemem ben. Şimdi söyle bakalım. Ne iksiriydi o? Tamam canım. Kızma hemen. Bana aşık olmanı istemiştim sadece. Budala. Bana bak. Ayağımın altında dolaşayım deme. Şaklaba. İşlerime de burnunu sokma. Sonra seni pişman ederim. Beni anlıyor musun? Çok tırsıyorum. Anneciğim bu benden de beter bir şeymiş be. Kulina! 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 Ne oluyor? Yavaş ol. O balık kız çok kötü biri. Bana inan. Çok kötü emelleri var onun. Ne o? Sana yüz vermek diye mi böyle söylüyorsun şoker? Hiç de bile. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Onun içinde bir canavar var. Peki bunu nereden anladın bakayım? Nereden mi anladım? Yüzünde çok kötü bir ifade vardı. Ayrıca ona verdiğim iksiri içmedi. Ne? Ne iksiriymiş o bakayım? Bunu içince bana hayran olacaktı. Bana bak şoker. Bu onun kötü biri değil. Sana inanmayacak kadar zeki biri olduğunu gösterir. Şimdi çekil ayağımın altından. Bir daha benden habersiz iksir hazırlarsan seni sıçana çeviririm ona göre. Şaşkalos. Seni var ya değil. Tamam. Bana inanma sen. Umarım bu balık kız başınıza büyük bir felaket getirir de siz de gündüzü görürsünüz. Peki bunu ne yapacağım? Buldum. Bu aşık etme iksiri olduğuna göre Nana'yı mutsuz etmenin tek yolu Hakan'ın birine aşık olması. Kendimle gurur duyuyorum. En zor anlarımda bile dahice bir plan yapıveriyorum hemen. Güzel.